Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleriyle açmak istedim zira. Gaziantep'ten bir bilim ışığı yükseliyor. Son dönemde belki Türkiye'nin en çok konuştuğu Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'ndeyiz. Peki bu merkezin içinde neler mi var? Hadi birlikte keşfedelim. Şimdi Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'ndeyiz. Altını özellikle çizelim, burası bir bilim merkezi. Ve Gaziantep için de oldukça önemli. Şimdi Abdullah Bey sağ olsun bu kadar yoğun, çünkü gelen giden de var, vakit ayırdınız. Teşekkür ederim. 7'den 77'ye pek çok insan geliyor ve burayı ziyaret ediyor. Ama bu sadece ziyaret değil, aynı zamanda müthiş bir bilim deneyimi. Evet. Burada neler var? Şimdi bilim merkezi aslında bir eğitim merkezidir, okul dışı yaşam merkezidir. Bizim burada birden fazla alan var. 3 tane temel alandan bahsedelim. Hatta bugün size oraları gezdireyim. Giriş katta sergi alanlarımız var. 5 farklı sergi alanımız var. Birazdan gezeriz beraber. Üst katta atölyelerimiz var. Alt katta da teknogarajımız var. Hepsini gezdireceğim size. İsterseniz sergi alanlarıyla başlayabiliriz. Tamam, hazırım, başlayalım o zaman. Burası bizim temel bilimler sergi alanımız. 43 tane düzeneğimiz var burada. Aslında temelde yaptığımız olay şu: 43 tane düzeneği bir enstrüman olarak kullanıp gelen gruplara, yaş gruplarına göre eğitimler veriyoruz. Hmm. Mesela burada sesi görmek adını verdiğimiz bir düzeneğimiz var. Denemek ister misiniz? Tabii ki. Tabii, buyurun. Şimdi normalde biz ses dalgalarını göremeyiz, biliyorsunuz. Burada ses dalgalarını görünür hale getiren bir düzeneğimiz var. Ne yapmamız lazım? Önce telleri gerginleştirmemiz lazım. Daha sonra buraya vurduğumuz zaman çok bir şey fark etmiyoruz. Sizden bunu çevirmenizi rica etsem. Bunu çevirdiğimiz anda ses dalgalarını görünür hale getiriyoruz. Fark edebiliyor musunuz? Burası temel bilimler alanımız. Uzay ve havacılık alanımıza da gidelim isterseniz, bir görelim. Sonra burayı tekrar gelirsiniz. Hepsini tek tek deneyimlemek isterseniz yardımcı olurum size. Teşekkür ederim. Tamam. O zaman şimdi uzay bilimleri alanına gidelim. Burası da uzay ve havacılık bölümümüz. Temel bilimlerde daha çok teorik bilgiler anlatıyoruz. Okul derslerinden bahsediyoruz. Biliyorsunuz uzay ve havacılık müfredata yeni yeni giren konular. Ama son dönemlerde çok revaçta olan konu, uzay çağına girdiğimiz günlerde. Burada ne yapıyoruz? Biz uzay hakkında bir farkındalık oluşturuyoruz. Teorikte zor olan konuları daha pratik hale görselleştiriyoruz. Pratik hale getirerek görselleştiriyoruz. Mesela burada kara delikler herkesin çok merakla merak ettiği konulardan bir tanesidir. Bir ikili kütle çekim kuyumuz var. Bunu sizinle beraber deneyebiliriz isterseniz. Lütfen, tamam. Herhangi bir cismin, kütlenin ikili çekim kuyusuna girdiği esnada nasıl hareket ettiğini görüyoruz. Beraber yapalım isterseniz. Tamam. Herhangi bir şekilde bırakabilirsiniz. Mesela benim topum direkt düştü ama sizin topunuzun ne yapacağını bilemeyiz. Şöyle söyleyeyim, biz sabaha kadar sizinle burada 100 tane top atalım veya 1000 tane top atalım, her biri farklı hareket edecektir. Alper Gezer Avcı'yı tanıyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki tanıyorsunuz. Şu anda tüm Türkiye tanıyor. Alper Gezer Avcı uzaya gittiğinde bir uzay istasyonuna gitmişti. Uluslararası Uzay İstasyonu. Burada Uluslararası Uzay İstasyonu modülümüz var. İsterseniz oraya da girelim beraber. Peki, sizinle. Pekala, anlaştık. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. Buraya geldiğinizde gerçekten bunları deneyimlemek, özellikle çocuklar için, şahane olacaktır. Dolayısıyla çocuğunuzun elinden tutun ve bu bilim merkezine mutlaka getirin. Buradan mı? Evet, girebiliriz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 8 tane modül var. Burada birebir modüllerden bir tanesinin içerisindeyiz. Wow. Mesela biz bundan 4 ay önce buraya çocuklar geldiği zaman anlattığımız konular değişti. Neden? Çünkü Alper Gezer Avcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaydı. Artık onun yaptığı deneylerden de bahsedebiliyoruz. Genel olarak Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında da bilgiler veriyoruz. Peki burada da bunu deneyimleyebiliyorsunuz. Ne tarafa geçiyoruz? İsterseniz size son heyecan verici bir deneyim yaşatalım. Ay yürüyüş simülatörüne girmek ister misiniz? Peki, tamam. Önce biraz ürkütücü geldi ama bunu yaşamazsam olmaz. Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'ne geldiğinizde ayda nasıl yürüyeceğinizi tecrübe edeceksiniz. Şimdi ben de onu deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Ben hazırım. Burası da bizim havacılık bölümümüz. Havacılık bölümünde birden fazla düzeneğimiz var.
farklı prensipler anlatıyoruz. Mesela bu planörlü uçak motorunun birebir replikası. Mesela bir planörlü uçak motorunun nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Muazzam. Mesela siz şu anda bunu böyle çeviriyorsunuz değil mi? Sizinle bir deney yapalım mı? Yapalım. Şöyle, karşıya geçin isterseniz veya böyle gelin, nasıl isterseniz. Nasıl istersen. Tamam. Şöyle yapacağız. Ben 5'e kadar sayacağım. 5'e kadar sayarken bunu maksimum turda attırmaya çalışacaksınız. Tamam, anlaştık. 1, 2, 3 başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ben 6 tur saydım. Yani 5 saniyede 6 tur atabildiniz. Normalde bir uçağın uçabilmesi için saniyede yaklaşık 600 devir yapması lazım ki o aerodinamik hava akımını oluştursun ve o tonlarca ağırlığındaki cismi havaya kaldırabilsin. Şu ana kadar deneyimlediğim bu her ikisinde de sadece şunu hissediyorum. Gerçekten hem Gaziantep'in hem Türkiye'nin tabii ki pek çok yerinde bilim merkezleri var ama burası gerçekten çok özel bir yer. Her şeyi deneyimleyebiliyorsunuz. Evet. Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi de nedir? Küresel ısınma. Burada da küresel ısınma farkındalığı yaratmak için 43 farklı düzenekle çevre, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği ile alakalı genel bilgilendirme ve bilinçlendirme ile alakalı çalışmalar yapıyoruz. Muazzam. Her bir setupta başka bir meseleyle karşılaşıyorsunuz. Ona sunulan çözümlerle yüzleşiyorsunuz. Ben diyorum ya, yani ha 7 yaşındaki çocuk, ha 70 yaşındaki bir hanımefendi, beyefendi buraya hayran kalacaktır ama en önemlisi gençler tabii ki. Gençler en çok neyi merak ediyorlar? Tabii ki dijital dünyayı ve yapay zekayı. Şimdi oraya gidiyoruz. Bir de bir sürprizimiz var. Bekleyin bakalım. Ve işte dijital dünyadaki sürpriz, Baga'nın köpeği. Ben hala alışamadım ama özellikle gençler, çocuklar yeni dünya düzeninde epey meraklılar. Evet. Değil mi? Evet. Hadi biraz buradan bahsedelim şimdi. Yapay zekada, dijital dünyada ne görüyoruz, neyle karşılaşıyoruz? Burada bizim Baga diye bir karakterimiz var. Bu alan için tasarladığımız. O bu arkadaş da onun köpeği oluyor. Hı-hı. Baga bu alanda gelen ziyaretçilerle birlikte gezip farklı bir sürü deneyimler yapıyorlar. Hepsini söylemeyeceğim. Gelen ziyaretçilerimize sürprizimiz kalsın. Sizin bahsettiğiniz sürpriz üzerinden gidelim isterseniz. Baga'nın köpeği burada bir sürü şey yapabiliyor gelen ziyaretçilere gösteri olarak. Mesela şimdi merdivenden indireceğim kendisini. Muazzam. İsterseniz bir de dans ettireyim kendisini. Peki şöyle bir şey yapsak olur mu? Açık alana alsak Baga'yı. Olur. Ben biraz dolaştırsam. Olur. Tamam. Tabii hadi ki. Çıkartalım o zaman. Baga. Gel. Baga'nın köpeği gel. Bilim merkezinde Baga'nın köpeği şu an benim kontrolümde. Ve ona her istediğimiz şeyi yaptırabiliyoruz. Baga'nın dans etme özelliğinden bahsetmiştim size. Bir de dans ettirelim mi Baga'yı? Dans ettirelim mi? Pekala. Baga'yla dans. Çocukların en çok gençlerin ilgisini eminim Baga'nın köpeği çekiyordur burada. Şimdi Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde Tekno Garaj'dayım. Malum Teknofest bizim için çok önemli. Teknofest'te çalışan çocuklar, birincilik alanlar, proje hazırlayanlar tam da bu garajda çalışıyorlar. Hadi gidip birlikte bakalım. Şimdi Çağdaş'la birlikteyiz. Tekno Garaj'dan birincilik çıkıyor, ikincilik çıkıyor. Yani Teknofest aslında Gaziantep'in gençleri ses getiriyor. Evet. Neler yapıyorsunuz burada Çağdaş? Şimdi temelde baktığımızda havada, karada, suda giden insansız teknolojiler üzerine çalışıyoruz. Amacımız milli teknoloji geliştirmek. Bu teknolojileri test ettiğimiz yerler yarışmalar. Hı hı. Ama yarışmaya gittik geldik de kalmasını istemiyoruz. Gerek TÜBİTAK gerek Teknofest aracılığıyla projelerimizi girişimlere sokmaya çalışıyoruz. Mevcutta iki girişimimiz var. Hı hı. İki girişim çıktı Tekno Garaj'dan. Yaklaşık olarak 17 öğrencimiz Tekno Garaj'daki çalışmalardan sonra savunma sanayi şirketlerinde mühendis olarak çalışıyorlar şu anda.
Rokette Türkiye birinciliğimiz ve alçak irtifa rokette Türkiye ikinciliğimiz var. İnsansız hava araçları konusunda uluslararası bir yarışmada alınabilecek tüm ödüllere sahibiz. Tarımsal insansız kar aracı konusunda kendi motor sürücümüzü ve kendi tarımsal insansız kar aracımızı üreterek şu anda şirketleşmiş durumdayız. İnsansız hava aracı konusunda yine kendi otopilot sistem kartımızı yaparak şirketleşmiş durumdayız. Bunların hem elektronik kritik parçaları hem de yazılımları milli teknoloji geliştirme üzerine burada üretiliyor. Peki, lafını balla kesiyorum çünkü o kadar çok anlatılacak şey var ki. Ama diyelim ki Gaziantep'li bir genç bilime de heves etti ve burada çalışmak istiyor. Ne kadar zamanlarda açık, nasıl gelecek, nasıl gidecek, hani onları da gençler öğrensinler mi? Tabii, Teknogaraj 7/24 açık. Genelde proje geliştirmek isteyen herkese kapımız açık. Ben şunu geliştirmek istiyorum diyen kimseyi geri çevirmemeye çalışıyoruz. Hem atölye imkanları, hem malzeme, hem geliştirecekleri projenin eğitimleri, hem mentörlükleri, hem danışmanlıkları, hem üretim prosesleri tamamen burada işleyebiliyor. Onun haricinde tabii Teknogaraj'da toplu takımların burada olmasının yarattığı bir sinerji var. Bu sinerjiden dolayı da işte farklı farklı teknolojiler geliştiren çocuklar bir arada, öğrenciler burada bir arada olduğunda farklı şeyler de öğrenebiliyorlar burada birbirleriyle. Şahane. Çağla, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Milli ve yerli gururumuz bizim burası. Bütün gençlere ve sana minnet sunuyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Geleceğin anahtarı Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'ni gezdim bugün. Bir sonraki bölüm yeniden görüşelim. Hoşçakalın.